İnflamatuar bağırsak hastalıkları adından da anlaşılacağı gibi kronik yani sürekli iltihaplanmaya sebep olan hastalıklardır. İBH başlığı altında iki tip hastalık görülür. Kron hastalığı ve ülseratif kolit. Ne yazık ki hastalığın iki tipi de teşhisi takiben hastanın hayatının sonuna kadar devam eden hastalıklardır. Eğer tedavi edilmezlerse ciddi hatta hayati tehlike taşıyan komplikasyonların ortaya çıkmasına sebep olabilirler. İsterseniz şimdi inflamatuar bağırsak hastalıklarının klinik ilerlemesini inceleyelim. Ve bunun hastalıkların tedavisiyle olan ilişkisinden bahsedelim. Önce hastalığın ciddiyetini gösteren bir zaman çizelgesi çizelim. X eksenine zamanı koyalım. Zamanı yıl cinsinden ölçeceğiz. Y eksenine de hastalığın ciddiyetini koyuyorum. Hastalığın ciddiyetini 3 seviyede ele alacağız. Hafif, orta ve ciddi. Hastalığın ilk aşamalarda hafif bir seyir izlediğini görüyorsunuz. Aslına bakarsanız bu dönemde hastanın inflamatuar bağırsak hastası olduğunu anlamaması bile söz konusu olabilir. Burada ise bir sıçrama görüyoruz. Bunlardan hastalığın nüksetmesi ya da inflamatuar bağırsak hastalığının alevlenmesi olarak bahsedilir. Teşhisin de tipik olarak bu ilk alevlenme esnasında yapıldığını da eklemek istiyorum. Tedavi edildiğinde ise hastalığın ciddiyeti geriler. Hatta bu noktada ciddiyetin başlangıç ciddiyetine yakın bir noktaya gerilemesini umarız. Bunu takiben zaman içinde alevlenmelerin sıklaştığını da görüyor olmalısınız. Alevlenmeler sonlandığında ise hastalığın ciddiyeti geriler ancak bu ciddiyette zaman içinde kötüleşecek. Yani hastalık zaman içinde ilerleyecektir. Evet, bu sıçramalara nüksetme ya da alevlenme dendiğini öğrendik. Şimdi devam edelim. Buradaki vadi gibi görünen dönemler ise gerileme dönemleri olarak bilinir. Bu da hastalığın alevlenme gerileme şeklinde ilerlemesi anlamına gelir. Bu durum inflamatuar bağırsak hastalıklarının iki tipi için de geçerlidir. Peki tüm bunların hastalığın tedavisiyle ne gibi bir ilişkisi olabilir? İnflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde üç hedef vardır. Ve bu hedefler alevlenme ve gerilemelerle de alakalıdır. Hedeflerden ilki gerilemeyi tetiklemektir. İkincisi gerilemeyi sürdürme ya da alevlenmeleri engelleme. Sonuncusu ise komplikasyonları tedavi etmektir. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı anlamak için inflamatuar bağırsak hastalıklarının mekanizmasının üç aşamalı olduğunu düşünmeliyiz. Birinci aşama bağışıklık cevabıdır. Burada bir makrofaj çizimi var. Bu bağışıklık sisteminin inflamatuar bağırsak hastalıklarındaki inflamasyona sebep olan temel hücrelerinden biridir. Mekanizmanın ikinci aşaması inflamasyondur. Üçüncü aşama ise inflamasyonun sonucunda çıkan komplikasyonlardır. Şimdi buradaki üç aşamayı hastalığın genel çerçevesi olarak düşünecek olursak, hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların bu üç hedefe nasıl ulaştıklarını daha iyi anlayabiliriz. Öncelikle bahsedeceğim tedavilerin hem kron hastalığı hem de ülseratif kolitte etkili olduklarını belirtmek istiyorum. Onun için de hastalıkların ikisinden tek bir başlık altında ve aynı anda bahsedeceğim. Ancak bazı ilaçların etkilerinin hastalığa yani kron hastalığı ya da ülseratif kolit durumuna göre ve hastadan hastaya değişebildiğini de bilmelisiniz. İnflamatuar bağırsak hastalıkları birinci ya da ikinci alevlenmeyi takiben teşhis edildiğine göre birinci hedefe yani gerilemeyi tetiklemeye nasıl ulaşabileceğimiz hakkında konuşabiliriz. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının alevlenmesinin bağışıklık cevabının kontrolden çıkması sonucu inflamasyonun büyümesi olarak yorumlanabileceğini söyleyeyim. İnflamatuar bağırsak hastalığına yakalanan birinin rahatsız olması ve ağrı çekmesinin sebebi de zaten bu inflamasyondur. Bu yüzden de gerilemeyi tetiklemek için yapabileceğimiz ilk şey antiinflamatuar ilaçlarla inflamasyonu tedavi etmektir. Kullanılacak ilacın çeşidi ise hastalığın ciddiyetine bağlı olarak belirlenir. Hastalık hafif ve orta dereceli seyrediyorsa gerilemeyi tetiklemek için aminosalisilat grubundan ilaçlara başvurulur. Orta dereceli ve ciddi seyirler için ise kortikosteroidler tercih edilir. Kortikosteroidler son derece kuvvetli ve etkili antiinflamatuar ilaçlardır. Ancak İnflamatuar bağırsak hastalığının yalnızca orta dereceli ve ciddi seyirlerinde kullanılmalarının sebebi farklı yan etkileri olması ve uzun süreli kullanımlara uygun ilaçlar olmamalarıdır. Bu yüzden de yalnızca gerçekten ihtiyaç olduğunda kullanılırlar. Antiinflamatuar olarak kullanılabilecek başka ilaçlar da vardır ancak aminosalisilat ve kortikosteroidler çok daha sık kullanılan ilaçlardır. Akut bir alevlenmeyi tedavi etmek için sadece bu ilaçlar kullanılmaz. Diğer ilaç grubuna immünomodülatör ya da bağışıklık düzenleyici ilaçlar adı verilir. Söz konusu olan bağışıklık cevabı inflamatuar hücreler olan makrofajlar tarafından verilen sinyallerle iletilir. Sinyal proteinlerinden biri tümör nekroz faktör alfadır. Bundan kısaca TNF alfa olarak bahsedeceğim. Evet, bu inflamasyondan sorumlu sinyal proteinlerinden biridir. Şansımıza diyebilirim ki doğrudan TNF alfa'yı hedef alıp etkisini engelleyen ilaçlarımız var. Bu ilaçlarda yani inflamatuar bağırsak hastalıklarının akut alevlenmesinde kullanılan bu ilaçlar TNF alfa inhibitörleri olarak bilinir. Akut alevlenme giderildiğinde ve gerilemeyi tetikleyen ilaçlar başarılı olduğunda gerilemeyi sürdürme hedefine geçeriz. Bu noktada gerilemeyi tetikleyen ilaçların birçoğunun gerilemeyi sürdürmek amacıyla da kullanıldığını söylemek istiyorum. Tetiklemede antiinflamatuar ilaçlar ağrı ve rahatsızlığa sebep olan inflamasyonun giderilmesi amacıyla odak noktasındayken gerilemeyi sürdürme hedefi için immünomodülatörler daha çok kullanılır. İmmünomodülatörler gerilemeyi tetikleme hedefinde kullanıldıklarından daha az dozlarda kullanılırlar. Gerileme döneminde kullanılan tedavilerden biri de yaşam tarzı değişiklikleridir. Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerin bazılarının etkileri çok küçük olsa da hastalığın alevlenme sıklığını azalttıklarını biliyoruz. Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerden biri sigara kullanılıyor ise sigarayı bırakmaktır. Ha, bunun kron hastalığı için ekstra önem taşıdığını hemen belirtmek istiyorum. Bir diğer değişiklik beslenme. Elimizde belirli bir beslenme tarzının inflamatuar bağırsak hastalıklarına sebep olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak bazı besinlerin hastalığın belirtilerini artırdığını, bu yüzden de alınmaması ya da azaltılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar süt ürünleri, yüksek yağ ve yüksek lif içeren besinlerdir. Yaşam tarzında yapılabilecek son değişiklik stresi azaltmaktır. <laughs> Bu da genellikle meditasyon ve rutin egzersizle sağlanabilir. İnflamatuar bağırsak hastalığı tedavisindeki son hedef komplikasyonların engellenmesi ve tedavisidir. Gelin isterseniz engellemekle başlayalım. Burada önemli iki nokta var. Enfeksiyon ve kanser. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan birinde akut bir alevlenme sırasında abdominal enfeksiyon görülme olasılığı çok fazladır. Bu yüzden de alevlenmeler sırasında profilaktik yani önleyici antibiyotikler kullanılabilir. Kanserde ise özellikle kolorektal kanserden bahsediyoruz. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının kolorektal kansere sebep olma olasılığı çok yüksektir. Bu durumun hem Kron hem de ülseratif kolit için geçerli ancak ülseratif kolitte biraz daha yüksek olduğunu bilmelisiniz. Bu yüzden ülseratif kolit teşhisi konan birinin teşhisi takip eden 8. yıldan ya da 40. yaşlarından itibaren hangisi önce gelirse kolonoskopi ile düzenli kolorektal görüntüleme yaptırması önerilir. Şimdi de apselerden söz edeceğim. Apse lokal ve etrafı çevrili bir enfeksiyon cebidir. Yalnız başlarına düşünüldüğünde apseler kötü bir komplikasyon olarak değerlendirilmezler. Ancak yırtılma riski taşıdıkları ve yırtılmaları durumunda peritonit adı verilen abdominal boşluğun enfeksiyonuna sebep olacakları için hayati tehlike taşıyan durumlar ortaya çıkarabilirler. Absenin yırtılmasını engellemek ve abseyi tedavi etmek için hastaya damardan antibiyotik verilir ve absenin içi boşaltılır. Boşaltım bir iğne ile abdominal duvardan geçerek apseye ulaşılması ile yapılır. Bu prosedür iğnenin doğru yere ulaşması için röntgenle desteklenir. Sıvı apseden alınır ve apsede genellikle kendi kendine iyileşir. Sırada fistül adı verilen komplikasyon var. Fistülü en kolay olarak bağlı olmaması gereken iki yapı arasında oluşan bir tünel olarak açıklayabiliriz. Şimdi bu çizimdeki mesaneye dikkatinizi çekmek istiyorum mesane ince bağırsağın bir kıvrımının yanında yer alıyor. İnce bağırsağın bu kısmı Kron hastalığı sebebiyle eğer inflame olursa lezyonlar zaman içinde ilerleyerek mesaneye kadar ulaşabilir. Bu durumda mesane ile ince bağırsak arasında istenmeyen bir geçit oluşur. Mesane son derece steril bir ortama sahiptir. Ancak bu durumda ince bağırsaktan gelen tüm bakteri ve inflamasyona maruz kalır ve sonuç olarak da son derece ciddi bir mesane enfeksiyonu gelişebilir. Fistüller de enfeksiyon riski yüzünden antibiyotikle tedavi edilirler ve cerrahi müdahale gerektirirler. Kron hastalığı ve ülseratif kolitin sebep olabileceği başka komplikasyonlar da var ancak fistül ve apseler bu komplikasyonlar arasında en sık karşılaştıklarımız. Ee, ne yazık ki bu komplikasyonların birçoğunun cerrahi müdahale gerektirdiğini de eklemek istiyorum. İnflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanan bireylerin üçte biri komplikasyon tedavisi için bir noktada cerrahi müdahale geçirmek zorunda kalacaklardır. Cerrahi müdahalenin tedavi edici olmadığını da hemen söyleyelim. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının üç aşamalı mekanizmasını hatırlarsak cerrahi müdahale sadece komplikasyonları tedavi eder. Başka bir deyişle, inflamasyon ve bağışıklık cevabı üzerinde bir etkisi yoktur. Hastalığın klinik seyrini incelersek, altta yatan mekanizmayı hedef almadığı için cerrahi müdahalenin çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ancak bu konuda bir istisna var ve bu da ülseratif kolitle ilgili bir durum. Ülseratif kolit sadece kalın bağırsakta görüldüğünden total kolit olarak da bilinen kalın bağırsağın tamamının iltihaplanması durumunda hastalara proktokolektomi yani rektum ve kolonun alınması prosedürü uygulanabilir. Bu cerrahi müdahale ülseratif koliti tedavi eder çünkü ortada iltihaplanabilecek bir kalın bağırsak kalmamıştır. Bu gerçekten de kesin olarak ihtiyaç yoksa uygulanan bir prosedür değildir çünkü çok büyük bir ameliyat gerektirir. Özetlemek gerekirse, inflamatuar bağırsak hastalığı alevlenme gerileme şeklinde ilerleyen bir hastalıktır. Gastrointestinal yolun iltihaplanması ile sonuçlanan, uygun olmayan bir bağışıklık cevabı ile ortaya çıkar ve hastalığın tedavisinde antiinflamatuar ve immünomodülatör ilaçlar kullanılır.